Merhaba sevgili öğrenciler. Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme ve Değerlendirme Merkezi'nce bakanlığımızın hazırlamış olduğu LGS örnek sorularının çözümü için karşınızdayız. İkinci ünitenin 13 ve 24 aralığındaki sorularını çözmek için karşınızda olacağım. İsterseniz sorulara geçiş yapalım. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi bu metinde söz edilen çatışma türlerinden herhangi biriyle ilgili değildir? Evet, çok ilginç bir soru aslında bu. Yaklaşma, yaklaşma çatışması. Yaklaşmaya ben artı diyeceğim. Yanındaki yaklaşmaya da artı diyorum. Böyle bir sembolleştirelim. Birey yapmak istediği iki şey arasında kararsızlık yaşar. Futbol oynamayı ve konsere gitmeyi seven birinin aynı saatte gerçekleşen iki etkinlik arasında kararsızlık yaşaması bu çatışma türünü örnektir. Şimdi bakalım. A şıkkına bakmanızı rica ediyorum. Ya bu deveyi gütmeli ya bu diyardan gitmeli. İki tane seçenek var önümde ve hangisini yapacağımı ne yapıyorum? Seçemiyorum. O yüzden yaklaşma ve yaklaşma çatışmasının A şıkkı olduğunu söyleyebilirim. Hangisi değildir diyor zaten bize. Yaklaşma ve kaçınma çatışmasına bakalım. Yaklaşmaya artı dersem kaçınmaya eksi diyeceğim. Bir şeye karşı istek duyar. Ancak bu istek bireyin hoşuna gitmeyen bir durumu ortaya çıkarır. Dondurma yemek isteyen birinin boğazı ağrıdığı için yemekten çekinmesi bu çatışma türünü örnektir. Bakalım B şıkkına bakmanızı rica ediyorum. Gülü seven dikenine katlanır. Gülü seviyorum. Olumlu bir şey ama olumsuz olarak dikeni var. Değil mi? O zaman yaklaşma ve kaçınma çatışmasının B şıkkı olduğunu söyleyebilirim. Şuna bakalım. Kaçınma, kaçınma çatışması. Kaçınmaya eksi dersem, diğeri de eksi oluyor zaten. Birey istemediği iki durumdan birini seçmek zorunda kalır. Diş tedavisinden korkan birinin bu ağrıyı çekmek ile doktora gitmek arasında bir seçim yapma durumunda kalması bu çatışma türüne örnektir. Şimdi bakalım ne yapıyoruz? Hem diş tedavisinden korkuyorum ama bir de ağrı var değil mi? İkisi de istenmeyen durumlar. Ama kararsız kalıyorum. C ve D şıkkını düşünelim. İkisinden birisi diyeceğiz ama D şıkkını şöyle bir yazalım. Yardan da geçilmez. Serden de geçilmez. Ne oluyor? Burada da bir eksi olumsuz bir cümle. Burada da olumsuz bir cümle oluyor. Yani kaçınma, kaçınma çatışması. Yardan da geçmek istemiyorum. Serden de geçmek istemiyorum. O yüzden kaçınma, kaçınma çatışması D şıkkı oluyor. Cevabımız ise C şıkkı oluyor. 14. soruya geçiş yapabiliriz. Bu parçada aşağıdaki yazım kurallarından hangisine örnek olabilecek bir kullanım yok. 2013 yılının Şubat ayında kütlesinin yaklaşık 12 bin ton olduğu düşünülen büyükçe bir meteor atmosfere girdi ve orada parçalandı. Meteorun parçaları Rusya'nın Chelyabinsk kenti yakınlarına düştü. Çok sayıda bina zarar gördü ve yaralananlar oldu. Uzmanlar bu büyüklükteki bir meteorun en son 1908 yılında yeryüzüne düştüğünü belirtiyor. 2013 yılının Şubat ayında diyor. Baktım şuraya ne diyebilirim? Belirli tarih bildiren ay ve gün adları büyük harfle başlar diyorum. C şıkkını eliyorum. Ne var bir de Rusya'nın, Rusya ne? Özel isim değil mi? Bir ülke adın. Buraya bakalım. Özel adlara getirilen çekimekleri kesme işaretiyle ayrılır. Bakın ait dik eki bir çekim ekidir ve bunu da ne yaptım ben? Kesme işaretiyle ayırdım. Bunu da geçiyorum. Peki şuna bakmanızı istiyorum. Chelyabinsk kenti, kentini küçük yazmış. Özel ada dahil olmayıp tamlama kuran şehir, il, ilçe, belde, köy ve benzeri sözcükler küçük harfle başlar. Evet cevabımız zaten ortada şu an. B, C ve D şıklarını buldum. Cevabım Adana oluyor. 15. soruya geçiş yaptık. Aşağıdakilerden hangisi bu metinde söz edilen resim sanatının örneğidir? Şimdi görsel okuma yapacağız. Bence bu sorular çok kolay. Işık, gölge ve hacim duygusunun yansıtılmadığı, bakın, ışık, gölge ve hacim yok. Bunların altlarını çizmek istiyorum. Işık, gölge ve hacim duygusu yok. Küçük, renkli cisimlerin yapıldığı bu resim sanatında perspektif, şimdi hemen parantez içinde açıklıyor, bir nesnenin büyüklüğünün görüldüğü gibi çizilmesi uygulanmaz. Yani uzakta olan cisim daha küçüktür, yakında olan cisim daha büyüktür değil mi? Şimdi hemen şuraya bakmanızı rica edeceğim, A şıkkına. Burada bakın şemsiyeli insanlar var ve gölgeleri var. O yüzden ne yapıyorum? Bunu geçiyorum. B şıkkına bakıyorum. Bakın gemilerin gölgesi düşmüş. O zaman B şıkkı da değil benim cevabım.
C'ye bakıyorum. Uzaktaki cisimler daha küçük, yakındaki cisimler daha büyük. Perspektif var mı? Var. O zaman cevabım bu değil. Ama şu resme baktığımızda önde bulunan kişilerle daha ileride, daha uzakta bulunan kişiler aynı boyutta değil mi? Evet, yani perspektif yok, gölge de yok. Cevabımız Denizli, D seçeneği oluyor. Şimdi 16. soruya geçiş yapabiliriz. Burada bir mantık sorusu var. Gözünüzü korkutmasın. Oldukça fazla bilgi verilmiş. Bir balıkçının tezgahında yer alan balık türleri ile ilgili bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bize bir tablo vermiş. Buna göre balıklardan hangilerini kimin alacağı kesin olarak söylenemez. Söylenemeyenleri istiyor bizden bu sefer. Bunu unutmayalım. Tamam mı? Şaşırtır. Tam tersini verir ve biz onu işaretleriz. Böyle bir şey yapmayalım. Bu balıkçıdan alışveriş yapan Mine, Nermin, Okan, Ömer ve Pelin. Mine. Yazıyorum buraya. Nermin. Okan. Ömer. Pelin. Ömer hem tavası hem ızgarası önerilen bir balık almıştır. Ömer hem tavası hem ızgarası önerilir, önerili olması lazım. Ömer ne almış? Tekir almış. Her bir kişi diğerlerinden farklı bir balık türü satın almıştır. Yani bir balığı bir kişi alacak, iki kişi almayacak. Her balık alınmış olacak yani. Açıkta kalan balığımız yok. Mine ve Pelin'in aldığı balıklar boy özelliği farklı. Pişirme önerisi aynıdır. Bakalım. Önerilmez, önerilmez, önerilir, önerilir. Yani Mine ve Pelin, şuraya yazmak istiyorum. Mine, Pelin ne alacak? Barbun ve Lüfer'i alacak. Barbun, Lüfer. Ama Lüfer'i mi, Barbun'u mu, hangisini aldığını bilemeyiz şu iki kişinin. Bunlar belirsiz. Yani Barbun ve Lüfer'in kimin aldığını bilmiyoruz açıkçası. Bakalım. Tekir'i kimin aldığını biliyoruz. Barbun ve Lüfer'i şu anlık hani biraz belli. Okan tavada pişirilmesi önerilen küçük bir balık almıştır. Tavada pişirilmesi önerilen küçük bir balık hamsi. O zaman Okan da hamsiyi alıyor. Okan hamsiyi aldı. Hamsi gitti. Tekir ve Lüfer de gitti. Barbun da gitti. Kılıcı o zaman kim alıyor? Nermin alıyor. Nermin. Fakat kesin olarak bilmediğimiz bir şey var. Kılıcı Nermin kesin olarak alıyor. Ama Lüfer ve Barbun'u kim? Mine ve Pelin var. Mine ve Pelin'den kimin aldığını bilmiyoruz. O yüzden cevabımız ne oluyor? 1 ve 3 oluyor. Cevabımız Ceyhan. 17. soruya geçiş yapabiliriz. Bu cümlenin sonuna anlam akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilemez? Çizelim fosforlu kalemimizle. Bir ressamın her tür resmi ortaya çıkarabilmesi söz konusu değildir. Her resmin her alt dalında yetenekli olamaz ya da çok güzel bir şey çıkartamaz diyor bu cümleye göre. Bunu destekleyici bir cümle kullanmam gerekiyor buradan. Hangisi de bu olmaz diyor. Bizden olmayanı istiyor. Çünkü resim sanatının her bir dalını tam anlamıyla öğrenebilmek ve uygulayabilmek oldukça zaman alır. Tam da benim yargımı destekleyici bir cümle. Bunu alabilirim. Resim sanatının bir takım alt dalları vardır ve bir ressam en fazla 4 veya 5 dalda kendini yetiştirebilir. Her tür resmi ortaya çıkartamaz diyor. O yüzden bunu da alabilirim. Ama çevremizde veya sanat dünyasında elbette ben hepsini yapabilirim diyen sanatkarlar da yok değildir. Evet, böyle insanların da var olduğunu söylüyor. Bunu da alabilirim. Fakat bakalım son şıkka bizim dediklerimizi destekleyecek mi? Dolayısıyla bir ressam yeteri kadar çalışırsa hem portrede hem soyut resimde hem de natürmortta ustalaşabilir. Bakın ustalaşabilir diyor hatta. Tam tersini söylüyor benim yargımın. O yüzden D seçeneğini cevap olarak alamam sevgili öğrenciler. Şimdi 18. soruya geçiş yapabiliriz. Bu parçada altı çizili ifadenin yerine aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? Altı çizili ise biz de fosforlarız onu. Bakın altını çizdik diye onu okuyup hemen cevabı bulmaya çalışmayın. Çünkü onun paragraftaki anlamını öğrenmek lazım. Bazen bize böyle
yanıltmalı sorular gelebilir. Mutlaka paragrafı okumalısınız. Kitap nasıl okunmalı sorusuna kendime göre cevaplasam bile söylediklerim yalnızca benim için geçerli olacaktır. Yalnızca benim için. Herkes kendi kararını kendi vermeli. Herkes kendi kararını vermekte özgürdür diyor. Birilerinin neyi, nasıl okuyacağımızı, okuduklarımızı nasıl değerlendireceğimizi söylemesine izin vermek, yani bizim özgürlüğümüzü kısıtlamasına izin vermek, çıkış kapılarımıza kilit vurmaktır. Yani özgürlüklerimize kısıtlama yapmaktır. Ne yapıyorum? B, C ve D seçeneklerini eliyorum. Cevabım tam tamına A seçeneği. Evet, 19. soruya geçiş yapabilirim. Bu parçada anlatılanları en iyi ifade eden söz aşağıdakilerden hangisidir? Hepimiz hayatımız boyunca iki veya daha fazla seçenek arasından birini eleriz. Hatta bazen sunulanların hiçbirinden hoşlanmasak da sırf içimizdeki dayanılmaz çelişkiden sıyrılmak için alternatiflerden bir tanesini seçeriz. Seçmediğimiz diğerini ne olacağını hiç bilemeyeceğimiz bir konuma getiririz. Başka bir deyişle bizim için güzel veya kötü olacak o olasılığı ne yaparız? Yitiririz. Sevgili öğrenciler, düşünün, elinizde iki tane kutu var ve birini seçmek zorundasınız. Diğerini ne yapıyoruz? Kaybediyoruz, değil mi? Şıklara bakalım, en iyi ifade eden hangisi? Deneyim en acımasız öğretmendir. Deneyimle ilgili bir şey yok burada. Unutmayın ki bir seçim yaparken seçmemek de seçilebilir. Bunda aklınız karışabilir ama bizden vazgeçmekle ilgili bir cümle istiyor burada. Deneyen kaybedebilir ama denemeyen zaten kaybetmiştir. Deneyimle ilgili bir şey olmadığını söylemiştim. Tercihler insanın bazı şeylerden vazgeçmesini gerekli kılar. Vazgeçmek, işte aradığım cümle bu. Cevabım Denizli. 20. soruya geçiş yapabilirim artık. Çok ne duruyor? Büyük duruyor değil mi soru, ama yapacağız, merak etmeyin. Bu izlenimlerden hareketle söz konusu öğrencinin müzenin aşağıdaki bölümlerinden hangisini gezdiği söylenemez. Türkiye Büyük Millet Meclisi Müzesi'ne giden bir öğrencinin ziyaret ettiği bazı bölümlerle ilgili izlenimleri şunlardır. Bu odadaki sıralarda milletvekillerinin oturduğunu hayal edip yeni kurulan ülkenin o günkü atmosferinde nelerin görüşüldüğünü düşünmek oldukça heyecan vericiydi. Burası neresi olabilir sevgili öğrenciler? Meclis toplantı salonu olabilir mi? Evet, olabilir. Şuraya bakalım bir. Bu salon, Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren gerçekleştirilen büyük atılımların karar merkezi olarak birçok konuşmaya sahne olmuş, tarihi değeri yüksek bir mekandır. Evet, burayı bulmuş oldum. Gezdiğim başka bir bölümde yerli ve yabancı basın yayın, bakın basın yayın organlarının farklı olaylarla ilgili manşetlerini okuyarak o dönemin izlerini sürdüm adeta. Bunun hangisi olduğunu da şıklardan gelin bulalım. Girişin sağ tarafındaki ikinci odaya bakalım, belki budur. Buradaki ışıklı pano ve vitrinlerde hukuk alanındaki düzenlemeleri, uluslararası takvim, saat, tartı ve ölçülerin kullanılmaya başlanmasını, yeni Türk harflerinin kabulünü, Türk Hava Kurumu, demir yolları, ekonomi ve sanayi ile ilgili gelişmeleri anlatan gazete küpürleri ve fotoğraflar. Basın yayın organlarında ne vardır? Gazetede vardır değil mi sevgili öğrenciler? O yüzden A'da var, C'nin de var olduğunu bulduk. Devam ediyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün dürbünü, gömleği ve kravatının sergilendiği oda ise beni oldukça duygulandırdı. Hemen D seçeneğine bakıyorum. Girişin sağ tarafındaki 3. oda. Burada Türk Tarih ve Türk Dil Kurumlarının kuruluşunu, Montreux Boğazlar Sözleşmesi, tarım, arkeoloji ve güzel sanatlarla ilgili gelişmeler, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesi, fotoğraflarla ve Atatürk'ün sözleriyle anlatılmakta. Atatürk'ün bazı özel eşyaları, bakın bazı özel eşyaları ve el yazısı örnekleri sergilenmektedir. O zaman D seçeneği de var paragrafta. Ne kalıyor geriye? Bursa seçeneği kalıyor. Cevabımız B. 21. soruya geçiş yapabiliriz. Numaralanmış sözlerden hangilerinde bu metinde geçen yüreğinde davullar gümbürder böyle? Ne demek yüreğinde davullar gümbürdemek? Kalbinin güm güm atması, heyecanlanması değil mi? Hadi bakalım okuyalım şu paragrafı. Sözüyle anlatılmak isteneni karşılar. Birileri bana dünyanın en ilginç canlısını görmek ister misin diye sorsa cevabım kuşkusuz evet olurdu. Ve içim içime sığmazdı. İçi içine sığmamak, çok heyecanlanmak. Bu sorunun küçük bir çocuğa yöneltildiğini düşünelim bir de. Hiç şüphesiz yüreğinde davullar gümbürder.
bu canlının nasıl bir şey olduğunu görebilmek için yerinde duramazdı. Çok heyecanlanırdı yani. Sevinçten adeta deliye dönerdi. Bu da aynı şeye çıkıyor değil mi? Deliye dönmek çok heyecanlanmak, çok mutlu olmaktır değil mi? O zaman yüreğinde davullar gümbür demek, içi içine sığmamak, yerinde duramamak ve deliye dönmek neyle ilgili? Heyecanla ilgili deyimlerdir. O yüzden de tüm paragrafta anlatılmak istenen şey heyecan aslında. Cevabımız ne oluyor? 1, 2 ve 3 oluyor. Yani Denizli oluyor. 22. soruya geçiş yapabiliriz. Burada da bir mantık sorusu bizi karşılıyor. Bu bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Ayşe, Burhan, Cenk, Deniz, Ebru ve Ferhat'tan oluşan yeşil, mavi ve beyaz takım pas atma oyunu oynayacaktır. Oyun ile ilgili şunlar bilinmektedir. Her takımda ikişer oyuncu var. Çok güzel. Beyaz takım mavilere, maviler yeşillere ve yeşiller de beyazlara pas atacaktır. Şuraya yazalım mı? Beyaz, mavi, yeşil. Şimdi ne yapıyormuş bunlar? Beyaz takım mavilere pas atıyor. Maviler yeşillere pas atıyor. Yeşiller de ne yapıyor? Beyazlara pas atıyor. Şurayı da yazalım. Cenk, Ebru'ya. Deniz, Ayşe'ye pas atıyor. Deniz, Ayşe'ye pas atıyor. Burhan ise Ferhat'a pas atacaktır. Burhan, Ferhat'a pas atıyor. Ne diyor? Ayşe yeşil takımdadır. Evet, yavaş yavaş taşlar yerine oturmaya başladı. Deniz ve Ferhat aynı takımdadır. Yani Deniz'i ve Ferhat'ı birbirine bağlı olarak alacağım. Şimdi kimler kime pas atıyormuş? Deniz Ayşe'ye pas atıyormuş. Deniz Ayşe'ye pas atıyor. Hemen şuraya yazıyorum. Mavi takımda olması gerekiyor. Deniz buradaysa Ferhat'ı da buraya yazmak zorundayım. Peki ne yapıyormuş? Burhan da Ferhat'a pas atıyormuş. O zaman Burhan'ı da beyaz takıma almak zorundayım. Burhan'ı da buraya almak zorundayım. Cenk kime atıyormuş? Cenk Ebru'ya atıyormuş. O zaman Cenk'i buraya alabilirim. Ebru'yu da şuradaki boşluğuma alırsam Cenk ne yapabilir? Yeşil takımdan beyaza, yani Ebru'ya pas atıyor olabilir. Yerleştirdim. Bakalım bizden ne istiyor? Bu bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Ayşe ile Cenk aynı takımdadır. Bakın Ayşe ile Cenk aynı takımdadır. Doğru. Burhan ile Ebru farklı takımdadır. Hayır, aynı takımdadır. Geçtim bunu. Deniz yeşil takımda mıdır? Hayır, mavi takım. Ferhat ise nerede? Mavi takımda, beyaz takım değil. Cevabımız ne oluyor? Adana oluyor. 23. soruya geçiş yapıyorum. Aşağıdakilerden hangisi bu metinde eleştirilen türde bir kitap tanıtım yazısı değildir? Günümüzde kitaplar bir tüketim nesnesi olarak sunuluyor ve okur tarafından da öyle algılanıyor. Kitabın yaşamını kolaylaştırmasını ve ihtiyacını hemen karşılamasını bekliyor okur. Şu cümlenin üstünü çizmek istiyorum. Kitabın yaşamını kolaylaştırmasını ya da ihtiyacını hemen karşılamasını bekliyor okur. Bir beklenti var kitaptan doğrusu. Kitap tanıtım yazıları da bu gereksinimi karşılamak üzere hazırlanıp adeta bir satış tekniği olarak kullanılıyor. Kitabın tanıtım yazıları, genelde arkada olan tanıtım yazıları olur. Adeta bir satış tekniği olarak sunuluyor. Yani bir reklam aracı olarak kullanılıyor değil mi? Reklam aracı olarak kullanılıyor. Bu türden bir yazı değildir hangisi diyor. Bu roman incecik bir kitaba tarihin en büyük acılarını sığdırmak mümkün müdür sorusunun cevabı niteliğini taşıyor. Sembolik ve ders verici anlatımıyla, bakın okuyucu ders vermesini isteyebilir. Bu da ne yapmış? Hemen bunun reklamını yapmış. Ders verici anlatımıyla savaşın tüm yıkıcılığını ortaya koyuyor. Yani ihtiyacı hemen karşılıyor bu yazıya göre değil mi? Ama bizden diyor ki böyle bir tanıtım yazısı değildir. O yüzden cevap olarak bunu alamayız. Bu kitap insanın elindeki en büyük gücü nasıl kullanması gerektiğini, inancın ve düşüncenin neler yapabileceğini söylerken kişinin kendisiyle bağlantıya geçmesini de sağlıyor. Bakın yine bir ihtiyacı karşıladığını göstermek için yazılmış bir yazı.
Yani diyor ki siz bunu istiyorsanız burada var. Bu kitapta var diyor. O yüzden cevabımız Bursa seçeneği de değil. C'ye bakıyorum. Bu eser insanın toplum içindeki yalnızlığını ele alıyor. Yazarın büyük şehirlerde yaşayan yalnız bireylerin psikolojisini çözümleme çabasına tanık oluyoruz. Burada sanki olduğu gibi anlatmış. Ne varsa onu anlatmış. Bir dursun bakalım bu. Bu yapıt sizi kendinizi bulmaya çağırıyor. Bu yapıtla duygu dünyanızın başrolü olan benliğinize geri dönecek ve kendinize tüm içtenliğinizle hoş geldin diyeceksiniz. Bakın sanki bir reklam değil mi? Adeta bir reklam metni içinde buluyorsunuz kendinizi. Diyor ki sizi kendinizi bulmaya çağırıyor. Okuyucunun ihtiyaçlarını karşıladığını belirtmiş burada. O yüzden bu da bu türden bir anlatım. Cevabımız Ceyhan seçeneği oluyor. Ve 24. soruya geçiş yapıyoruz. Tiyatro ve sinema ip üstünde yürümeye benzer. Fakat sinemada ip yerdedir sözüyle aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır? Şimdi iki tane ip yapalım. Biri havada olsun ve biri de yerde olsun. Bu yerdeki nedir? Sinemadır. Havada olan ise tiyatro. Yani bize bu cümle tiyatronun daha riskli olduğunu söylüyor. Neden sizce böyle demiş olabilir? Çünkü tiyatro sahnede canlı oynanan bir oyundur ve bu yüzden hata kaldırmaz. Ama sinemada nasıl bir şansımız var? Tekrardan görüntüleri, sahneleri tekrardan çekebiliriz. Bakalım A şıkkına. Sinemanın tiyatroya göre izleyicide daha çok heyecan uyandırdı. Heyecanla ilgili bir şey söylememiş bize. Bunu geçiyorum. Tiyatro ve sinemanın kendi içinde bir takım problemler barındırdı. Bir problemden de söz etmemiş bu cümle. Tiyatronun oyuncular açısından sinemaya göre daha riskli olduğu, evet cevabım bu. Buldum cevabı fakat diğer şıkka da bakıyorum. Sinema ve tiyatronun birçok ortak yönünün bulunduğu. Bakalım bu da değil. Cevabımız Ceyhan oluyor. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.